Sanırım ben kaydı almaya başladım. Telefondan da oluyormuş. Aa evet, başladı şu anda. Tamamdır o zaman. Yani telefonun hafızası yetecek mi? Yeter. Daha yeni şey yaptım. Boşalttım hafızayı. Tamam. Tamam o zaman. Tamam. Tamam. İyi yayınlar. Sağ olun. Yine katılımlı bir yayın olsun istiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Nasıl geçti gününüz? Hafta sonu neler yaptınız? Kameralarınızı da açabilirsiniz dilerseniz. Öyle daha güzel olur. Teşekkürler. İyi hocam, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür bulduk. Bugün bakalım daha neler öğreneceğiz. ederim. Bugün aslında son zamanlarda daha çok farkında olduğumuz bir konu konuşacağız sizinle. Duygusal açlık. Çünkü artık sadece fiziksel olarak acıkmıyoruz. Sadece midemiz boşken acıkmış olmuyoruz. Aynı zamanda artık yeni gelişen modern dünyada maalesef biraz da işin içine psikoloji de giriyor. Eskiden bu kadar olmasa da artık yeni yeni biraz da böyle duygularımızı bastırmanın vermiş olduğu bir açlık oluyor. Onları yeterince yaşayamadığımızda öfke, kin, nefret olsun, üzüntü, stres bunlar da bizi açlığa sürükleyebiliyor. Tabii bir açlığı bu şekilde ikiye ayırabiliriz. Yani bir duygusal açlık bir de fiziksel açlık şeklinde. Hiç duygusal açlık yaşadığını hisseden var mı? Arkadaşımızın sesi açık, sizi blok ediyor. Evet, kimin sesi açık acaba? Elimden var mı? Sesi aldım. Tamam, herhalde artık duymuyoruz. Ben arada bazen hissediyorum Merve Hanım. Nasıl geliyor bu açlık peki? Genellikle bir Birden mi şeyi, oluyor? bir konuyla ilgili olarak bir çözüm sağlayamazsam oturup çekirdek yemeye başlıyorum. Çekirdek. Neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Çıtır çıtır böyle mi? Ay pardon. Çıtır çıtır ya hani. Sinirlendiğimiz zaman kızgın o öfke hissettiğimizde genelde çıtır şeylere yöneliriz. Evet, Ondan kaynak. hocam beni de kokuyor. Zeynep Hanım? Kokular çekiyor. Hani aç olmasam bile yapılan bir pasta kokusu, işte bir simit kokusu. O kokuyu hissettiğimde hemen bir yeme isteği geliyor. Koku. Belki kendinizi hani ben artık bunları yemeyeyim diye sadece kokuyla tatmin etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Olabilir. Sizi alıyorum. Bazılarımızın sesi geliyor çünkü. Duygusal açlık genelde aniden geliyor. Fiziksel açlık, midemizin hani o guruldayan o açlığı biraz daha kademeli bir şekilde hissedilir aslında. İlk önce bir bakarsınız, biraz acıkmış hissedersiniz fiziksel açlıkta. Sonra artık iyice ben artık yemek yiyeyim dersiniz. Ama duygusal açlık aniden gelişir. Bir dakika önce belki de hiç aklınızda yemek yoktur o zaman. Ama bir dakika sonra bir bakmışsınız ki hani açlıktan ölüyorsunuz. O canınızın çektiği o şeyi yemezseniz olmaz yani. Öyle bir açlık hissiyatıyla karşı karşıya kaldığımız zaman anlıyoruz ki bu aslında duygusal açlık. Yani midemizin boş olmasından kaynaklanan bir açlık olmadığını anlıyoruz. Ve sadece belirli yiyecekler ister. Mesela Müjgan Hanım da dedi ya çekirdek istiyor yani canım. Bunun gibi. Bazılarımızınki hamburger olabilir. Çünkü o da böyle yağlı yağlı peynirli bir şey olduğu için o şekilde de tatmin olmak isteyebiliyor insan. Ya da şekerli tatlı çikolatalı şeyler. Mesela bu da bir seçenek. Genelde zaten regl öncesinde
Kadınların canı çok da tatlı da çeker. Bu da ayrı bir konu. Makarna olabilir. Makarna, kek, hamur işleri. Genelde canımız bunları çekiyor. Ama fiziksel açlıkta, yani midemizin aç olduğu durumlarda yemek ayırt etme gibi bir durum yok aslında. Orada o kadar aç olduktan sonra ben hayır makarna yemeği bekleyeceğim demiyorsunuz. Eğer orada hali hazırda önünüzde bir yemek varsa onu yiyorsunuz. Duygusal açlığı midede hissetmezsiniz. Çünkü mideden gelen bir açlık değildir o. Daha çok böyle ağızda ve boyunda hissedersiniz. Sanki burayı tatmin etmek istediğiniz için aslında daha çok ağız ve boyunda gerçekleşir bu duygusal açlık. Ve acildir. Yani anında hani o çikolatayı hemen şimdi yemeniz gerekiyor. Ama fiziksel açlıkta bu böyle değildir. Hani bir 10 dakika daha beklersiniz, yemek pişene kadar bekleyebilirsiniz. Ama canınızın çektiği o yiyecek olduğu zaman duygusal açlıkta durum böyle değildir. Genelde duygularımızı karıştırdığımız için üzücü bir duyguyla kendini gösterir duygusal açlık. Mesela işte iş yerinde yaşadığınız bir sıkıntıdan kaynaklı olabilir ya da eşinizle, erkek arkadaşınızla ya da normal arkadaşınızla tartıştığınız bir konudan dolayı canınız sıkkın olabilir. Çocuğunuzla ilgili bir durumdan dolayı olabilir. Bu gibi durumda genelde biraz da insanlar maalesef kendini yemeklerle tatmin etmeye ve o şekilde mutlu olmaya çalışabiliyor. Ben size dün şey göndermiştim. Bir böyle tablo göndermiştim. Onu doldurabildiniz mi? Kaç tanesine tik attınız? 8 tanesinden mesela. Gülçin Hanım. Sanırım şu bakayım tekrar. Tabii. Tekrar. WhatsApp'tan göndermiştim size. WhatsApp grubuna katılmayan Evet. var mı? Katıldık. 4 tane evet. Dördü de şimdi 1, 2, 3, 8. Genelde stres, kaygı gibi durumlarda başa çıkma mekanizması olarak yemekleri kullanıyorsunuz demek oluyor bu. Bunun ilk önce farkına varmış olmanız çok güzel bir şey. Yani aslında acıktığınızdan dolayı değil de zor bir durumla karşılaştığımızda, onun çözümünü bulamadığımızda başa çıkma mekanizması olarak kullandığımız yemekleri başka yöntemlerle aslında bunu geçirmeye çalışabiliriz. Mesela bu spor yapmak gibi olabilir. Öfkenizi kontrol altına almak için nefes egzersizleri, nefes meditasyonları yapabilirsiniz. Ya da sizi rahatlatacak başka bir uygulama varsa bunu keşfedebilirsiniz. Genelde bu şekilde önerebilirim sizin için. Teşekkür ederim. Zaten ormanda yürüyüş yapıyorum. Köpekleri de besliyorum. Hobilerim var. Dikişe gidiyorum, nakışa gidiyorum. Bir şeyler Güzel. yapmaya çalışıyorum ama bu arada da yiyorum yemek. Şimdi bahsedeceğiz birlikte de başka bir sürü sizin için çözüm yolları araştırdım, baktım, danışanlarımda da uyguladığım ve başarılı olduğumuz çözüm yollarını şimdi birlikte de konuşacağız. Bakalım. Akşam atıştırmaya başlayıp gece yatıncaya kadar yemek ve özellikle tatlı yemek. Özellikle tatlı yemek
Aslında bu şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Gün boyunca aç kaldığınız zaman artık akşam daha fazla maalesef aç kalamayacağınız için özellikle akşam saatlerinde başlar bu açlık. Bu fiziksel bir açlık da olabilir. Öncelikle duygusal mı fiziksel mi onu bir anlayalım. Eğer gün içinde de kahvaltınızı güzel yapıyorsanız, ara öğün yapıyorsanız, onu da uyguluyorsanız, ona rağmen akşamları, geceleri atıştırma hissiyatı oluyorsa, o zaman duygusal açlıktan söz edebiliriz. Sizce peki nasıl Gül Hanım? Gün içinde yeterli beslenebiliyor musunuz? Evet. Cevap bu Evet, gün kadar. içinde yeterli beslenip akşam da tok olduğun halde devam etmek. Yani tok olduğunuz halde bir gece atıştırması yaşıyoruz. Peki şu anda herhangi bir stres durumu olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da bir şeylere canınız sıkılıyor mu? Gün içerisinde çok işinizden dolayı kaynaklanan bazı durumlardan dolayı onları içinize atıp akşam kendi başınıza rahat rahat vakit geçirmeye çalıştığınızda o şekilde mi acaba atıyorsunuz vücuttan? Yok, şimdi çalışmıyorum, gene de aynı devam ediyor. Yani gece yarısı Evet. aklıma bir şey geliyor, gidip yiyorum. O saatte ne gerek var biliyorum, yenmemesi lazım ama Evet. Özellikle yiyemiyorum. gece atıştırmaları, mide problemleri ve reflüye gerçekten çok güzel bir zemin hazırlıyor. Var mı mide problemleriniz? Sabah kalktığınızda mide ekşimesi gibi. Çok nadir. Şimdi bu gibi durumlarda ya aslında ne gerek var? Keşke yemeseydim durumuna gelmeden bu duygusal açlığı azaltmak için bir yöntem var ki gerçekten çok güzel işe yarıyor. Sadece 15 dakika yeterli bunun için. Bir 15 dakika kadar kendimize zaman tanıyacağız. Şimdi mesela diyelim ki benim canım çok fazla hamburger çekti. Genelde ben de stres altında olunca canım hamburger çeker. Çünkü yağlı ve peynirli olması biraz böyle insanda o mutluluk hormonunu, serotonini salgılatan şeyler olduğu için, dopamini salgılatan içeriğe sahip olduğu için özellikle bu tarz şeyler, kalorili şeyler çeker insanların canı. Bunun için bir 15 dakika bekliyoruz. Bu süre zarfında asla mutfakla, yemekle ilgilenmiyoruz. Onun yerine biraz daha farklı şeylere yönelebiliriz. Mesela kitap okumak olabilir, sevdiğiniz bir müziği dinlemek olabilir. Telefonda mesela oyun indirmişsinizdir, o oyunu oynayabilirsiniz. Candy Crush gerçekten güzel oluyor bunun için. Mutfaktan uzak duracağız ama dediğim gibi elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Balkonunuz varsa balkona çıkabilirsiniz ya da vaktiniz varsa bunun için dışarı çıkıp biraz temiz hava alabilirsiniz. Bu gerçekten çok etkili bir yöntem oluyor. Çünkü 15 dakikanın sonunda muhtemelen eğer bu adımları doğru uygularsanız bir bakıyorsunuz ki hiç aslında onu canınız istemiyormuş. Ya, şu an yemiş olsaydım kesin kendimi çok kötü hissederdim. Midem çok doluydu zaten. Bir de onu yeseydim çok şişkin hissederdim gibi cümleler kuracaksınız muhtemelen. Bu 15 dakika içerisinde dediğim gibi yemekleri hiç düşünmediğimizde yemeklerden uzaklaştığımızda bu söz konusu oluyor. Dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bir büyük bardak su içebilirsiniz. Çünkü genellikle beyinde açlık ve susuzluk merkezi birbirine yakın olduğu için bazen susuzlukla açlığı birbirine karıştırabiliyor. O yüzden önce bir su içip biraz bekledikten sonra hala canınız çekiyorsa o zaman kendinize artık izin verebilirsiniz. Yani bu benim gerçekten şu an istediğim bir şey, acıktığım için yemek istediğim bir şey olarak düşünüp onu kendinize
koşulsuz bir şekilde izin verebilirsiniz. Bu şekilde aslında hani bu yasaksız diyet böyle oluyor. Yani sırf canınız çektiği için değil, aynı zamanda sizi yükseltecek bir besin olduğu için, modunuzu da yükseltecek bir şey olduğu için aslında bu zamanda kendinize izin vermeniz de gerekiyor. Çünkü yiyecekleri iyi kötü diye ayırıp ayırmaktansa ya da ne bileyim bu çok kalorili bunu yiyemem demektense bu şekilde farkındalıkla tüketmek size daha yararlı olacaktır. Çünkü bazı şey bir cümle var ya, aklımda olacağına midemde dursun daha iyi diye. Sürekli onu düşünmek de asla iyi bir şey değildir. Sadece dediğim gibi burada bir 15 dakika yöntemini uygulayıp sürekli eğer bu şekilde oluyorsa, o zaman altta yatan diğer sorunları da tabii ki çözmemiz gerekiyor. Neden ben bunu istiyorum? Şu an benim yaşadığım şey açlık mı? Yoksa şu durumdan kaynaklı olarak yaşadığım sıkıntıyı yemekle mi kendimi rahatlatmaya çalışıyorum diye kendinize bir dürüstçe bu soruları sorup cevaplamanız gerekiyor. O zaten dürüstlükle, farkındalıkla cevapladığınız sorudan sonra bir bakıyorsunuz ki artık canınız istememeye başlıyor. Genelde bu durum böyledir. Peki siz en çok hangi yiyecekleri canınız çeker? Çünkü her çekilen, canı çeken yiyeceğin aslında duygusal olarak bir karşılığı bulunuyor. Biraz da onlardan konuşabiliriz. Yaş pasta, yumuşak pasta, sütlü tatlı, her türlü tatlı. Şimdi bakalım. Ama Pasta, tuzlu da yumurta. seviyorum. Tatlı yiyince tuzlu da canım istiyor bazen. Arka arkaya birini yiyince öbürünü canım istiyor. Evet, genelde zaten öyle oluyor. Genelde yumuşak, puhidik, tatlı şeyler, yani ekmek, kek, yaş pasta gibi hem kremalı hem de yumuşak şeyler biraz böyle sarıp sarmalanma, rahatlatılma isteği, sarılmayı arzulama, sevgiyi kabul etmekten korkma ve reddedilme korkusu sebebiyle aslında canımız biraz daha bu tarz gıdaları çekiyor olabilir. Bunun için kendinize belki olumlama yapabilirsiniz. İçimde sevgi olduğuna inanıyorum. O sevgi ki beni tepeden tırnağa ısıtıyor. Yani bu şekilde olumlamalar yaparak biraz daha aslında içinde yatan o duyguyu biraz daha tedavi edebilirsiniz. Öyle söyleyebilirim. Mesela hamburger, motivasyon ve güç istemek için genelde hamburger canı çekiliyorsa demek ki bu anlama gelmiş oluyor. Ya da makarna, genelde makarna da danışanlarımda sıkça canının çekildiği şeylerden biri oluyor. Makarna neymiş? Hemen ona da bakalım. Aşırı stresli ya da huzursuz olma durumunda endişeyi hafifletmek adına makarna da sıkça tercih edilen bir durum. Kuru şeyleri, simit, poğaça, kuru kuru, çaysız diyorsunuz ya da canınız kısır çekiyor. Kısır gerçekten çok enteresan. Çünkü genelde gerginlik, tasasız ve kaygısızlık hissetmeyi arzulamak için böyle pilav gibi şeyler insanın canı çeker. Kısır da pilav şeyine koyabiliriz. Mesela bunlar sizde var mı dediğim şeyler? Evet. Kaygısızlık mı dedim? Evet, kaygısızlık ve tasasız hissetme isteğinden dolayı oluşan bir yeme isteği. Belki de olabilir. Bakalım.
Benim tatlı çekmiyor hiç. Ya dolma severim, kısır. Yemek genelde. Evet. Aslında farkına vardığımız zaman daha kolay oluyor bunun çözümü. Kuru yemişler hayatımızın kimi bölümlerinin henüz oturmamış ya da çekilmez olmasına üzülmekten kaynaklı. Yani ne yapmanız gerektiği konusunda eğer kafanız karışıksa canınız kuru yemişler çekiyor olabilir. Kuru şeyler çekiyor olabilir. Dondurmaya da bakalım şimdi. Bir yandan kurabiyeye de bakalım. Cheesecake çeken var mı canım? Evet, severim cheesecake. Evet, cheesecake. İçinin rahatlatılma isteği olduğu zaman genelde tercih ediliyor. Sevilmek, takdir edilmeyi arzulama konusunda genelde insanın canı cheesecake çekiyor. Bu gibi durumlarda da kendimize o şu şekilde olumlama yapabiliriz. İçimdeki manevi gücüm, bilgeliğime güvenmeye odaklanıyorum. Yani kendimize güvenmeye başladığımızda belki de sorunun cheesecake istemek değil de altta yatan problem olduğunu fark edebiliriz. Kurabiyeler, eğlenceli ama rahat bir etkinlik vasıtasıyla kaçıp kurtulmayı istemek. Yine bir şeylerden kaçmak var burada da. Bu gibi durumlarda da her ne yaparsam yapayım kendimi, hayatım keyfini çıkarma izni veriyorum. Yani hayatın keyfini şu an belki çıkartamıyor gibi hissediyor olabilirsiniz ama bunun için ilk önce kendinize biraz da izin vermeniz gerekiyor. Ekmekleri daha önce konuşmuştuk. Yumuşak gıdalar ve dolgulu gıdalar biraz daha böyle sarmalanmak, sarılmak hissiyatı, sevgi görme isteğinden kaynaklanabiliyor. Daha böyle çıtır şeyler, kıtır şeyler, cips gibi, kuru yemişler, çekirdekler, sert işte ceviz, fındık, badem bunlar biraz daha böyle öfke durumlarında, kızgınlık ya da mesela birisine çok sinirlendiniz ama ona gösteremediğinizden dolayı içinizde attığınız bütün bu olumsuz duygularda bu durum söz konusu olabiliyor. Benim bu duygusal açlık kitabı. Doreen Virtue'nun kitabı. Çok güzel bir de şeyi var. Gerçekten kaplaması var. Çikolataya benziyor. Bunu tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir kitap. Duygusal yemenin neden kaynaklandığını. En başta kendisi de yazar kendisi de bunu yaşamış, deneyimlemiş ve sonrasında hayatını buna adamış. Ve bu şekilde bizde de deneyimlerinden ve nasıl bunları çözebileceğimizden bahsediyor. Gerçekten çok güzel bir kitap. Okumak isteyenlere tavsiye ederim. Peki sizin başka Hocam, sorularınız kitabın var ismi ne? Hocam araya giriyorum. Kitabın ismi. mı? Daha demin söylemiştim ama şey olmuş olabilir. Şimdi çete de yazıyorum. Duygusal açlık. Tamam. Kitabın yazarı da Doreen Virtue. Amazon'dan almıştım. Galiba hala orada satılıyordur. Orada alabilirsiniz siz de. Aynı zamanda tabii ki sadece duygusal açlık yüzünden yeme istekleri oluşmayabilir. Aynı zamanda gün içerisinde belki de yetersiz beslendiniz, kahvaltıyı geçiştirdiniz, kahveyle açlığınızı bastırmaya çalıştınız. Ya da siz zannediyorsunuz ki vücudunuz için yeterli besleniyorum sanabilirsiniz ama belki de yeterli bazı besinleri almıyorsunuzdur. Mesela ekmeği az tüketiyorum deyip yeterince karbonhidrat almıyor olabilirsiniz.
Bu gibi durumlarda da tatlı istekleri meydana gelebiliyor. Ekmek yemeseniz bile onun yerine yulaf ya da tam tahıllı ekmekler olabilir. Pirinç, bulgur, makarna. Makarna da yiyebilirsiniz tabii ki. Dediğim gibi hiçbir şeyin yasaklı olmaması gerekiyor. Çünkü bir insan psikolojik olarak bir şey yasaksa bilin ki o nedir? İnsanın mutlaka yapması gereken bir şeydir yani. O yüzden kendinize hiçbir şey yasaklamayın. İzin verin. İzin verdikçe bakacaksınız ki aslında hiç de o kadar matah bir şey değilmiş. Peki sizin tamamen kestiğiniz yiyecekler var mı? Ben artık kilomu korumak için ya da kilo vermek için şunu yemiyorum dediğiniz. Günde iki kez yemek tavsiye etti doktorum. Ondan sabah kahvaltı yumurtayla ekmek yok. Yumurta ve zeytinler. Ondan sonra akşam de üçte yiyin diyor. Üçte veya en geç dörtte. Orada da yine ekmeksiz sebze, bakliyat falan olabilir. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Bir daha sabaha kadar bir şey yok. Oruçsunuz diyor. Çok acıktınız. Bir tane salatalık yiyin diyor. Herhangi bir şeyden kaynaklanıyor mu? Hastalığınız var mı? Yok. Kilo. Biraz sanırım çok şey olmuş o. Yani çok kontrolcü, sıkıcı, baskıcı bir rejim var sanki sizde. Evet, ama Evet, bugün mesela Kızılay'ı ince nar suyu kaçırdım. Yani oluyor öyle şeyler arada kaçıyorum. Ne yapayım? evet, aslında bu sizden kaynaklanmıyor. Ben kapattım sesini, merak etmeyin. Bu sizden kaynaklanmıyor Gülçin Hanım. Çünkü siz uygulayamayacağınız, ya aslında zaten baktığınız zaman %90 bu insanların uygulayabileceği bir model değil maalesef. Hani ekmek yok, sabahleyin yiyorsunuz. Akşam ne kadar yiyebilirseniz o, ne kadar yersem kârdır düşüncesi bile zaten başlı başına tıka basa yeme isteğini arttıran bir durum. Biraz daha aslında kendinize izin vererek rahat bir alanda çalıştığınız zaman hem bedeniniz de rahatlayacak. Bu sayede de kilo vermeye odaklanacaktır. Biraz daha belki bu kadar stresli, bu kadar kontrolcü bir program uygulamadan önce daha bu şekilde dediğim gibi beslenirseniz daha iyi olabilir. Teşekkür ederim. Bakalım. Tatlı asla yemiyorum. Nereye kadar yemeyeceksiniz mesela Seher Hanım? Şimdi yemiyorsunuz. Bugün belki bir ay, belki bir yıl. Ama eninde sonunda bir gün kaçışı yok insan. Tatlı da sonuçta Allah'ın yaratmış olduğu, bizim yiyelim diye var olan bir besin sonuçta, değil mi tatlılarda? Vazgeçemiyorum. Aslında vazgeçmenize de gerek yok. Yani hiçbir besinden vazgeçmenize gerek yok. Zehir olmadığı sürece, yani fare zehri olmadığı sürece, eğer bir hastalığınız yoksa, eğer hani bazı hastalıklar vardır ki bazı besinleri gerçekten yememeniz gerekir. Böyle bir durumunuz yoksa, ilaçlarınızdan kaynaklı bir durumda yoksa, o zaman hiçbir besini yasaklamak zorunda değilsiniz. Onun yerine dediğim gibi porsiyon kontrolünü belki kendiniz için bunlara izin verdiğinizde daha etkili olabilir. Ha, eğer size iyi gelmiyorsa o zaman tamam. Ben Hangi? sanırım ki şu an için bıraktınız. Sadece kilo vermek için ya da daha sağlıklı beslenmek için. Eğer bırakıyorsanız o zaman orada bir yanlış var. Çünkü dediğim gibi insan ne zaman bir yasak olsa ona yönelir. Bu bizim fıtratımız da var. Sonuçta Hazreti Adem ve Hazreti Havva da yasaklara yönelmeyi
seçmişler. O yüzden kendimizi dediğim gibi kısıtlamanın bir mantığı yok. Daha kolay bir şekilde ilerleyebiliriz. Sadece besini, canınızın çektiği o besini ne kadar, ne zaman yemeniz gerektiğini bilmek, farkındalıkla beslenmek daha etkili olacaktır. Sorusu olan başka konular da olabilir. Sadece duygular, duygusal açlık ya da canınızın çektiği besinlerden kaynaklı problemlerden değil de aklınıza takılan diğer beslenme sorularını da konuşabiliriz. Şimdi 45 dakikada bir su için dediniz. Bu su miktarı ne olmalı? Yani bir su bardağı kadar içebilirsiniz. Günlük 2, 2,5, 3 litre içelim. Hatta dün demiştim yanınızda sularınızı getirin, bulundurun diye. Kimler yanında sularını aldı? Süpersiniz. Hadi hemen getirin sularınızı, bekliyorum. Mutlaka vücudumuzu susuz bırakmıyoruz. Gerçekten su en temel ihtiyacımız. Bütün canlılar için böyle tabii ki. Sadece susuzluğumuzu gideren bir şey değil. Aynı zamanda bizim kan şekerimizi, kan basıncımızı düzenliyor. Düzenli bir sağlıklı bir sindirim sistemimize sahip olmayı destekliyor. Parlak, esnek bir cilde sahip olmamız için de yine su içmemiz gerekiyor. En etkili aslında kırışıklık açıcı, anti-aging su diyebiliriz yani. Başka bir sürü etkisi var suyun hayatımıza. Su içemeyen var mı? Bazı danışanlarım oluyor ki ben suyun tadını hiç sevmiyorum, su içemiyorum. Evet. Çok ilginç Merve Hanım. Ne ekmek? Bir ekmekten bir de sudan asla bıkılmıyor. Evet. Merveciğim, o suyu tanıyan benim. Efendim? O su içemeyen benim kesinlikle. Yani hiç aklıma gelmiyor. Günde bir bardak, iki bardak. Bazen akşam oluyor diyorum ki ah hiç su içmedim. Evet. Evet. Ya bunun için en güzeli bölüm motivasyon şeyleri var, mataraları var. 2,5 litre, 3 litrelik oluyor. İşte siz içtikçe İşte yapabilirsin. Hadi çok az kaldı. İşte böyle aşağı doğru iniyor. Ben onu gruptan size linkini de atarım. Eğer edinmek isterseniz gerçekten su içmeyi arttıran bir etkiye sahip. Eğer suyun tadını sevmiyorsanız o zaman biraz daha böyle onu renklendirmek, tatlandırmak etkili olabilir. Nar taneleri, şu an nar mevsimindeyiz. Narlı, naneli olabilir mesela. Portakal dilimleri, limon dilimleri ekleyebilirsiniz. Biraz limon sıkabilirsiniz de. Limon da biraz daha böyle şey gibi yapıyor, soda gibi yapıyor. Belki o şekilde hoşunuza gider. Bu şekilde biraz daha alımları arttırmaya çalışalım. Çünkü gerçekten su içmek bütün organlarımıza faydalı. Temel yakıtı su sonuçta vücudunda. Susuz hiçbir şekilde maalesef sağlıklı çalışamaz. Özellikle böbreklerde böbrek taşı riski artabilir. O yüzden su içmenizi öneriyorum. Özellikle akşam değil de sabah su içmenin daha fazla tüketilmenin doğru mu? Şöyle ki bunun bir zamanı yok. Sabah daha iyi, akşam daha iyi değil. Her zaman içmek daha iyi. Ama özellikle ben yatmadan önce danışanlarıma mutlaka 2 bardak su içmesini öneririm. Çünkü bütün bir uyku boyunca vücut susuz kalıyor. 7 saat, 8 saat su içilmiyor. O yüzden akşamları aslında su içmeye bence dikkat edilmesi gerekiyor. Bakalım neler yazmışız. Grup linkini
İletelim tekrar. Tamam, siz iletmişsiniz. Ben de geç kaldım. Gruba katılabilirsiniz. Yarın da şöyle bir etkinlik yapalım diyorum sizinle. Eğer isterseniz böyle bir tatlı hazırlayalım sizinle. Sağlıklı küçük tatlı alternatifleri hazırlayalım. Sizin için de biraz fikir olur. Mesela cheesecake topları olabilir ya da tiramisu topları. Hem kolay hani pişme gerektirmeyen 5 dakikada hazırlanan tatlı istekleriniz olunca tüketebileceğiniz, ara öğün yerine tüketebileceğiniz topçuklar yaparım. Ne dersiniz? Matara linkini WhatsApp'tan ileteyim ben programımız bitince. Şimdi kesinti olmasın. Evet. Her evde olan malzemelerden yapalım diyorum zaten. Yulaf ya da bisküvi varsa bisküviyle de yapabilirsiniz. Karabuğday patlağı getirebilirsiniz. Yarın için kullanacağımız malzemeleri ben şey yaparım. Size WhatsApp'tan atarım. Birlikte biraz da tatlı yapalım. Ben de sağlıklı tarifler, lezzetli tarifler çoktur gerçekten. Yeter ki siz isteyin. Sürekli tarif üretmeyi çok seviyorum. Paylaşınca Efendim? grupta paylaşın bizimle o tarifleri. Tabii ki paylaşırım. Ben de size iletirim. Süt tüketmeyin deniyor. Siz ne dersiniz? Süt şöyle ki gerçekten artık son dönemlerin çok tartışmalı konusu süt. Çünkü doğal süte ulaşmak neredeyse imkansız. Şöyle artık dünyada maalesef popülasyon sürekli arttığı için yetişmiyor. Doğal, lezzetli, sağlıklı bizim bildiğimiz o köy sütleri artık yetişmiyor. İnekler küçücük bir ortamda sıkış tepiş sürekli antibiyotik alarak sürekli sütüne edilerek süt üretimi yapılıyor ya da bu sütler direkt sadece süt tozundan üretiliyor. Böyle sütleri tabii ki de asla tavsiye etmiyorum. Bildiğiniz, güvendiğiniz doğal sütleri satın alın. Dışarıdan böyle tabii geçen süt kamyonları artık çok azaldı, kamyonetlerde satılan sütler. Onları hiç tavsiye etmiyorum. Eğer bilip güvenmiyorsanız zaten hani bildiğiniz şeyler değilse oradan hiç almayın. Ama market sütlerinin şöyle bir özelliği de var ki hormon dengesizliği yapıyor. Özellikle polikistik over sendromu dediğimiz kadınlarda karşılaştığımız bu kist sendromu varsa süt tüketilmesini, süt ürünlerinin tüketilmesini önermiyorum. Hormonlarımızı bozuyor. Bir psikolojik olarak depresyona sürükleyebiliyor. O sebepten dolayı sütler maalesef pek şu anda sağlıklı kabul edebileceğimiz şeyde değiller. Bitkisel sütleri tercih edebiliriz. Keçi sütü olabilir. Ya da dediğim gibi siz direkt üreticisini tanıyorsanız, ineklerini gidip görmüşseniz, nasıl ortamda temiz yerde yetişip otlanıyorsa o zaman tabii ki de gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz sütleri de. Biliyor musunuz dünyada sadece başka bir canlının sütünü içen tek canlıyız. Yani başka hiçbir canlı diğer bir canlının sütünü içmiyor. Şimdi kedi aklınıza gelecek ama kedilere de süt çok zararlı aslında. Onlar da sindiremiyorlar ve kusuyorlar. Aslında böyle bir durum. Sigarayı bıraktım. Yalnız sürekli yeme ihtiyacı hissediyorum ve 8 kilo aldım. 6 ay gibi bir sürede ne yapabilirim? Sigara şöyle bir şey ki gerçekten bırakıldığı zaman yağ depolanma hormonunu aktive ediyor. Sigara içtiğinizde iştahınızın kesildiğini fark etmişsinizdir. Ama bırakıldığı zaman da böyle kilo almalar söz konusu olabiliyor.
Bu gibi durumlarda biraz daha aslında sizin vücudunuz için gereken besinleri almanız gerekiyor. Özellikle C vitamininden muhtemelen fakir beslenmişsinizdir bu dönemde. Zaten sigaranın kendisi de C vitaminini, vücuda aldığınız C vitaminlerini öldürüyor. O yüzden daha böyle taze sebze meyvelere mutlaka önem verin. Salata tüketin, balığınıza, tavuğunuza limon sıkın, yanında limonlu sebzeler tüketin. Biber, kırmızı biber bu gibi sebzelere önem verin mutlaka. Yeme ihtiyacını biraz daha belki şu zaman ara öğünlerinizde sıklaştırabilirsiniz. Öğle yemeği belki yemiyorsanız onu tüketebilirsiniz. Az az sık sık beslenme ilk zamanlar için sizi biraz daha tatmin edecektir. Sonra yavaş yavaş azaltabilirsiniz. O şekilde ben danışanlarıma genelde hani birden bırakıldığı durumlarda en azından yemek yemeyi birden azaltmıyoruz. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde azaltmak her zaman daha iyidir. İnsan alışan bir varlık ama yavaş yavaş alıştırmak her zaman çok çok daha iyi. Sigarayı bıraktığınız için ayrıca tebrik ediyorum sizi. Gerçekten çok iyi bir şey yapmışsınız. Çünkü kanser vakaları oldukça arttı bu dönemlerde. Sadece kanser değil, başka birçok hastalığa da sebebiyet veriyor. O yüzden sigara gerçekten dünyanın en zararlı şeyi diyebilirim. Kalp rahatsızlıkları, organ yorgunlukları, karaciğer, pankreas her organı etkiliyor maalesef. Sadece akciğerlerimiz değil, bağırsaklarımız bile etkileniyor. Vitaminlerin, minerallerin sindirilmesi azalıyor ve vitamin mineral eksiklikleri, kansızlıklar oluşabiliyor. Bu şekilde. Var mı başka sorunuz? Aklınıza takılanları yanıtlayalım yavaş yavaş. Biraz da ben o sırada siz sorularınızı sorarken kendi online diyet sistemimden de bahsedeyim. Bir danışan geldiği zaman mutlaka onu bütün yönleriyle ele almaya çalışıyorum. Siz de kendi beslenmenizde de bunu yapmaya çalışın. Sağlık durumunuza bir bakın, beslenme alışkanlıklarınızı inceleyin. Günlük ben neler yapıyorum, rutinlerinize bir bakın ve ona uygun bir şekilde bir beslenme programı hazırlayın. Yani siz küçüklüğünüzden beri kahvaltıyı seven, kahvaltı yapan bir insansanız, bu zamandan sonra size birisi çıkıp da diyorsa, siz artık kahvaltı yapmayacaksınız, başka türlü kilonuz sabit kalmaz, kilo veremezsiniz diyorsa, yani o sadece sizin paranızı almaya çalışıyordur. Hiçbir şekilde sizin sağlığınızla ilgilenmiyordur. Bu iş böyle çözülmez. İlk önce sizin sürdürebileceğiniz bir beslenme programı olmalı. Siz bunu bir gün uygulayacaksınız, 2 gün uygulayacaksınız, 3. gün uygulamadıktan sonra neye yarar? Sonra diyeceksiniz ki benim diyetim bozuldu, ben hiçbir şey yapamıyorum. Bütün suç benim. Bu iş böyle değil. Kendinizde asla suç bulmayın. Yapamayacağınız şeyleri uygulayamazsınız. Bir süre sonra illaki sistem açık verecektir. Onun yerine daha çok uygulanabilir şeylerle ilerleyin. Yani ekmek kesmek zorunda değilsiniz. Eğer tadını seviyorsanız sadece porsiyon miktarına, ne zaman, ne kadar yemeniz gerektiğine dikkat ettiğiniz zaman ekmeği de tüketebilirsiniz, makarnayı da tüketebilirsiniz, pilavı da tüketebilirsiniz. Yasak yok, sadece farkındalıklı beslenerek aslında istediğiniz hedef kilonuza da ulaşabilirsiniz. Bir insanın ideal kilosu da kendini rahat hissettiği, enerjik hissettiği, her şeyi yapabilecek gücü kendinde bulduğu, üşengeçliği bıraktığı ve organların da sağlıklı çalıştığı kilosudur. Belki şu an için siz 50 kilo olmak istiyorsunuzdur ama belki 55 kilo da size yeterli gelebilir. Yani bu şey değil. Bazen zaten sadece sayılara da takılabiliyoruz. Sayılara da çok takılmamak lazım.
kendinizi nasıl hissettiğinize de odaklanmanız lazım. Danışan geldiğinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Geldiğinde dediğim gibi bütün şeyiyle ele alıyorum. Sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları, hayat tarzı, günlük rutini, bunları inceledikten sonra detaylı bir görüşme yapıyorum. WhatsApp üzerinden bir 45 dakika, bir saat birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizden beklentilerimiz, bana ne için başvurdu, kaç kilo vermek istiyor, bunlara bakıyoruz. Ve sonrasında programınızı iletiyorum ve günlük takibinizi sağlıyorum. Yani haftanın her günü sizinle ilgileniyorum. Bana öğün fotoğraflarınızı iletebiliyorsunuz. Bu sayede hem porsiyon kontrolünü sağlamış oluyoruz hem de sürece adaptasyonunuz kolaylaşmış oluyor. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman anında bana sorabiliyorsunuz. Yanıtlarını alıyorsunuz. Böylelikle aslında bir nevi size balık değil, balığın kendisini vermiyorum da balığı tutmayı öğretiyorum diyebilirim. Ve haftanın bir gününü de kontrol günü olarak belirliyoruz. Kontrol günümüzde kilomuzu, ölçümlerimizi, haftamızın nasıl geçtiğini değerlendirip yeni haftaya yeni programlarla devam ediyoruz. Bu süre zarfında ben size beslenme eğitimleri veriyor oluyorum. O hafta zorlandığınız noktalar neyse bununla ilgili eğitimler vermiş oluyorum. Mesela işte kaçamak yaptığınızı düşünüyorsunuz, duygusal açlık yaşadığınızı düşünüyorsunuzdur. Bu gibi durumlarla baş başa kaldığınızda neler yapabiliriz? Mesela bundan konuşuyoruz. Başka bir hafta tabağımızı nasıl çeşitlendirebiliriz? Sevmediğimiz bir besini nasıl daha tüketebilir hale getirebiliriz? Ama bir şey illa sevmiyorsanız onu asla tüketmek zorunda değilsiniz. Mesela çoğu insan kabağa karşı ön yargılıdır. Ben kabak sevmiyorum diyorsa ben genellikle programlarına kabak yazmamayı tercih ediyorum. Ama bazı iddialı olduğum tarifler var. Kabağı seveceğine inandığım bir tarifle belki hani bunu denerseniz belki barışabilirsiniz diyorum. O şekilde mesela çokça besinlerle barışan danışanlarım var. Yulaf mesela. Yulaf genellikle ne yapıyoruz? Sütle lapa yapıyoruz, yiyoruz. Böyle olunca çok yavan bir tadı oluyor. Başka besinlerle birleştirerek, kombinleyerek daha lezzetli hale, tüketebilir hale getiriyoruz. Böylelikle bütün besinlerden de aslında verim almış oluyoruz. Bütün besinlerde bulunan vitaminler, mineraller hepsi sizin için var. Biz de onları niye tüketmeyelim ki? Bu şekilde. Eğer benimle birlikte online diyete başlamak isterseniz bana Instagram'dan ya da WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Seve seve yardımcı olurum. Bu da benim Instagram adresim. Şimdi chat'e gönderiyorum. Buradan da takipleşebiliriz. Yarın sizinle bir tarif uygulayalım diyorum. Bir tatlı tarifi yapalım. WhatsApp'tan anket açarız. Cheesecake topları mı olsun yoksa tiramisu topları mı olsun? Genellikle en sevilen tatlılar cheesecake ya da tiramisu oluyor. Siz neler seversiniz? Her türlü tatlıyı. Evet, tatlılar gerçekten insanı mutlu eden şeyler. Yedikçe çünkü mutluluk hormonu olan serotonin salgılanıyor. Genellikle üzgün olduğumuz durumlarda bu yüzden tatlıya yönelebiliyoruz. Çünkü beyin kendisini yazık bu ölecek herhalde bu kadar üzgün olmamalı diye düşündüğü için nasıl ben serotonini salgılatırım diye düşünüp size tatlı isteği verebiliyor. Bu da tatlı isteklerinin bir diğer sebebi. Evet, bugünkü programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Var mı Hocam, sormak dedikleri. başını kaçırdım. Göndermiş olduğunuz WhatsApp'tan o şeyi hiçbiri bana uymuyor. Yani ben üzülünce hiçbir şey yiyemiyorum.
Olumsuz duygular yaşadığınızda iştahınız mı kapanıyor? Evet. O zaman belki de şu şekilde oluyordur. Olumsuz duygu bittikten sonra rahatlama anında belki iştahınız o zaman açılıyordur. Öyle mi peki? Yani Yani normal. Ha. sıkan durum bittikten sonra iştahınız açılıyor mu peki? Şeyinde genelde normaldir iştahım. Hani yerim. Hani hiç seçtiğimde yoktur. Her şeyi yerim. Hani dikkat de ederim. Yani hiçbir zamanda böyle ya bir defa bir diyetisyene gittim. Onda da değerlerim gerçekten çok düşmüş. İyi olmuş da gittiğim aslında. Diyetten ziyade kendime biraz peki düzen verebildim bu konuda. Ama Evet. şey, mesela o sizin yazdıklarınızda ben hiçbir şekilde canım yemek istemez. O zaman bayağı bir kilo veririm. Ha sonrasında o sıkıntılı dönem geçtikten sonra da aşırı iştahım olmaz zaten. Yani ayarlarım onu. Tamam, o zaman duygusal yiyici değilsiniz. Hani duygularınızla yemekleri birbirine karıştırmıyorsunuz. Bu gayet güzel bir şey. Zaten biz de bunu hedefliyoruz. Tamam hocam. Rica Teşekkür ederim. ederim. Ne demek? O halde bu haftayı da bugünü de burada bitirelim. Yarın yine 7.30'da buluşuyor olacağız sizinle. Sormak istediklerinizi WhatsApp üzerinden sorabilirsiniz. Grubumuza katılın. Ben oradan elimden geldiğince her gün çalışmalar yapmaya, işte tarifler atabilirim belki. Sizin de istekleriniz doğrultusunda orası da ilerleyecek. Var mı sormak istediğiniz bir şey, yoksa sonlandıralım oturumu? Rica ederim, ne demek? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.